oldu. Toka nerede? Odada kaldı. Çay da alabilir miyim Firuze? Hazır mısın Ceren, çıkalım mı? Hazırım ama tokamı odamda unutmuşum. Saçımı tutturamıyorum. Eyvah! Paket lastiğiyle falan yapsan olmaz mı? Olmaz. O kadar giyindim, süslendim. Mavi tokamı takmam lazım. Tamam da Ceren'cim, toka kutunu açarken çok dikkatli ol. Ses çıkarma, olur mu? Ceren dur. En iyisi ben gidip getireyim şu tokaları. Ya, hadi hadi çabuk ol ya. Tamam. Firuze abla. Ama ablam nerede? Bilmiyorum. Yok bir şey Çilekçim. Hadi sen yat. Uyu hadi. Uyu. Demek beni ekip parçaya gidecekler ha? Ben şimdi onları gösteririm. Cemre Ceren beni mahvedecek. Günaydın. Sabah sabah giyinip süslendiğimize göre beni ekip parçaya gideceksiniz. Değil mi? Vallahi ben hiç gürültü etmedim. Kendi kendine uyandı. Abi, abla, size bir şey sordum. Anne, baba, bari siz bir şey deyin. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bak Çilekçim, canım sen ağlayıp da beni de götürün diye, tutturma diye... Cem'le Ceren gizlice okuldaki partilerine gideceklerdi. Tabii ki de beni götürecekler. Niye götürmüyorlarmış? Çünkü bu bizim okulun partisi. Sadece büyük öğrenciler için. Bana ne, ben de geleceğim. Ama kızım. Aması maması yok. Sıkıldım artık her cumartesi evde oturmaktan. Ben de büyüdüm artık. Onlarla gideceğim. Ama kızım, onların arkadaşları farklı. Konuşacakları şeyler farklı. Bırak da ara sıra kendi yaşıtlarıyla eğlensinler. Ne diye her dakika sülük gibi peşimizdesin? Laflarına dikkat et abi. Eğer o partiye beni de götürmezseniz ortalığı ayağa kaldırırım. İşte o kadar. Şey Betüş, bence sen hemen Suzan Hanım'ı ara, tamam mı? Kafeye o gitsin, sen gitme, evde kal. Çünkü burada büyük bir meydan muharebesi kopacak gibi. Zaten benim işe gitmem lazım. Ben çok geç kaldım. Size iyi eğlenceler. Yavuz geç gelecekmiş de. Hoşça kalın. Siz göreceksiniz. Eda, hayatım. Uyan artık hadi. Sana bir sürprizim var. Aman da aman. Öf, öpmeden de uyanmazmış. Nazlı Hanım seni, Nazlı. Eda. Günaydın aşkım. Günaydın hayatım. Saat kaç? Öğlen olmak üzere. Sen de Ayşe gitmedin mi? Bugün geç gidiyorum. Hadi kalk gel. Salonda seni bir sürpriz bekliyor. Tamam gelirim. Bebeğim. Hadi uyan. Bak baban içeride bize bir sürpriz hazırlamış. Neymiş? Onu bilmiyorum. İçeri gidince öğreneceğiz. Of. Bana bak. Senin dünyaya gelmene 2 gün kaldı ama sen bundan hiç mutlu gibi değilsin. Bilmiyorum. Ama sanki burası bana dar geliyor artık. Daha neler. Karnıma baksana, toprak leğen gibi oldu. Orasının bir bebek için cennet sayılması lazım. Keşke benim yerimde olsan da görsen. Hiç rahat değilim. Bebeğim lütfen mızmızlanma. Topu topu 2 günün kaldı. Niye beni bugün doğurmuyorsun anne? Olmaz. Faniler en az 7 ayda doğum yapıyorlar. Senin 7 ayını doldurmana 2 gün kaldı. Ondan önce seni asla doğuramam. Of. 2 gün daha nasıl dayanacağım bilmiyorum. Dayanırsın, dayanırsın. Tararam. Ay Yavuzcuğum, neler hazırlamışsın. Gel otur hayatım. Bana dünyanın en güzel kızını doğuracak olan karıma nacizane bir kahvaltı. Aman canım, niye mütevazilik ediyorsun? Sofrada yok yok. Canım benim, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi sen başla, ben ekmekleri kapıp hemen geliyorum. Hadi gene iyisin. Baban en sevdiğin şeyleri yapmış. Karnın bayram edecek.
hiçbir şey yiyecek durumda değilim. Sen de yeme anne. Aa, niye? Eda? Çünkü yediklerim benim mideme iniyor. Büyüyorum. Sen bilirsin. Bir lokma daha yersen karnım patlayacak ve içinden çıkacağım. Toprak, senin bu sabah neyin var hiç anlamıyorum kızım. Bu da ne? Neler oluyor? İşte ekmekler hayatım. Ne oldu hayatım? Aman Allah'ım, bu da ne? Bana neler oluyor? Sabahtan beri sana bunu anlatmaya çalışıyorum anne. Bugün burada bir gariplik var. Ay. Evet, bugün burada bir gariplik var. Bugün burada bir gariplik var. Ne yapsam, ne yapsam? Hemen anneme gitmem lazım. Dur babam. Dur babam. En iyisi biz gelene kadar uyusun. Ah, bak ne güzel bir mama sandalyesi. Güzel, Taci. Güzel. Aa, Eda. Ah, kızım, nereden çıktın sen? Ah. Anne. O ne öyle? Karnın davula dönmüş. Eda, nedir bu halin? Niye acaba? Bilmiyorum anne. Esasında her şey çok normaldi. Sonra birdenbire karnım büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bu hale geldi. Biz de sana onu sormaya geldik. Torun iyi mi torun? İyiyim dede. Bir tek sorunum var. Artık buraya sığmıyorum. Ne? Ne? Öyle diyor. Galiba haklı anne. Karnım çok ağırlaştı. Gel o zaman hemen peri hastanesine gidelim. Soralım bakalım niye böyle olurmuş? Ay durun durun, beni de götürün. Ay seni götüremeyiz Taci. Otur oturduğun yerde. Hadi. Ya durun, acele etmeyin bari, beni merakta bırakmayın. Oho, ben laf yetiştirinceye kadar gittiler bile. Ne olacak peri bunlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.